Elektromekanik sektörde 20 yıllık saha tecrübesi ışığında endüstriyel tesislerden enerji kuruluşlarına, gıdadan ulaşıma hatta akıllı bina teknolojisine dek farklı sektörleri için pano imalatı yanı sıra çözüm mühendisliği yapıyor. Büyüyen ve sürekli bir gelişme içinde bulunan enerji sektörünün ve sanayi tesislerinin elektrik, elektromekanik ve otomasyon ihtiyaçları karşısında çözüm mühendisliği sunan Vera Elektromekanik, kurucu Dursun Özeroğlu'nun 1993 yılına dayanan saha tecrübesi ışığında 2011 yılında faaliyetine başlıyor. Vera Elektromekanik, enerji sektörünün ve endüstriyel tesislerin elektrik, elektromekanik, otomasyon ihtiyaçlarına çözüm mühendisliği sunan, uluslararası standartlarda bunu yapan, IS'nin ilgili normlarını kapsayacak şekilde tip testlere sahip formatta ve kalite yönetim sistemi olsun, çevre yönetim sistemi olsun, iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi olsun, o öngörü doğrultusunda üretimlerine yön veren bir mühendislik ve üretim firması, çözüm mühendisliği firması, öyle diyebiliriz. Dursun Özeroğlu hem pano hem de mühendislik hizmetleri konusunda 20 yıllık tecrübeyle hareket ediyor. 3-4 yıllık tecrübe değil, 93'lere dayanan bir tecrübe, background açısından, özellikle endüstriyel tesisler açısından, işte çimento sektöründe, demir çelik sektöründe, petrokimya sektöründe, enerji tesislerinin üretim kısmında, hidroelektrik santralları ya da işte termik santrallar kısmında, enerjinin dağıtılacağı kısımlarda, özellikle trafo merkezleri, substationlar konusunda çok ciddi bir deneyimimiz ve geçmişimiz vardı. Genel Müdür Özeroğlu hizmet profillerini izah ediyor. Santraldan çıkıştaki trafo merkezleri ya da şehirlerin girişindeki enerjinin yüksek gerilimde geldikten sonraki trafo merkezlerindeki kısımdaki tüm mühendislik ihtiyaçlarını, onların sekonder koruma projelerini, teknik detay bazında söylüyorum, onların elektrik pano ihtiyaçlarına çözüm üreten bir format, ana lokomotif olarak, kapsam olarak o. Onun yanında tabii çimento fabrikası gibi, un fabrikası gibi, yem fabrikası gibi ya da tuz fabrikası gibi endüstriyel tesislerin de komple elektrikle ilgili, elektronikle ilgili, bilgisayar sistemleriyle ilgili, yani otomasyon ve yazılım, endüstriyel otomasyon kısmıyla ilgili, bunların PLC, SCADA yazılımları dahil çözümler üreten bir firmayız. Farklı uzmanlık alanlarını tek çatı altında buluşturan firma entegre bir yapıya kavuşuyor. Projelendirme aşamasından işin üretim aşamasına, sistemin devreye alma aşamasına ve sonrasındaki servis sürekliliği aşamasına kadar her birini kendi bünyemizde üretebilen, her birini kendi bünyemizde çözüm üretebilen, daha doğrusu öyle bir yapımız var. Bu entegre yapı kalite yönetim sistemlerinde de kendini gösteriyor. Üretimlerin ve mühendislik hizmetlerinin tüm aşamalarında ISO yönetim sistemleri harfiyen uygulanıyor. Üretimin kaliteli olması, üretimin çevreye duyarlı olması, üretimin iş sağlığı güvenliği kurallarına riayet eder vaziyette, uluslararası standartların kabul edilebilir ölçüdeki formatlara uygun olması, buradaki entegrasyonda da çok önemli bir husus var. Sadece teknik konular için söylemiyorum bunu. Genel Müdür Dursun Özeroğlu, işbirliği yaptıkları kurumların ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz etmelerinin ardından butik bir anlayışla proje ürettiklerinin altını çiziyor. Standart seri bir üretimden değil, daha çok müşterinin kendi isteklerine çözüm üretebilmek, müşterinin ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek. Bu A firması, B firması, C firması olmuş fark etmez. Sektörün değişiklik olması fark etmez. Onun ihtiyaçlarına dönük çözüm üretmek. Kişiye özgü çözümler üretebilmek. Saha eksenli çalışma prensibi sorunsuz işler ortaya koymak adına sürecin anahtar kavramı oluyor. Saha eksenli çalışmamızdan kastım şu, üretim yaparken nasıl saha eksenli olacak? İşletmecinin yerine kendimizi koyarak onun sorunsuz vaziyette iş yapabilmesi için sorunsuz bir ürünün düşünülmesi lazım. Sorunsuz ürünler ilk başta sorunsuz düşüncelerle ortaya çıkıyor. Sorunsuz düşüncelerle iş ortaya koyduğunuz zaman, sorunsuz düşünceyi yazıya döktüğünüz zaman, yazıya döktüğünüzü doğru bir şekilde uyguladığınız zaman, işte o zaman ilk baştaki düşünce eğer son adamın düşüncesiyle paralellik arz ediyorsa, o zaman uzun soluklu, sorunsuz, kabul edilebilir, uluslararası standartlara uygun, gerçekten işletmecinin ve kullanıcının isteği doğrultusunda bir
sonuç çıkmış oluyor ortaya. Genel Müdür Özeroğlu, kullanıcı dostu ürünlere imza atmanın gururunu yaşıyor. User friendly dediğimiz, gerçekten kullanıcı dostu dediğimiz, kolay, insanı yormayacak ve uzun soluklu olabilecek, ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek daha neler sunabiliriz? Onları da üst üste koyduğumuz zaman kendi ürünlerimiz ortaya çıkıyor. Ve bundan dolayı mutluyuz. Tasarımın doğru olması, üretimin doğru olmasını sağlıyor. Bu noktadan hareketle koşulsuz müşteri memnuniyeti ortaya çıkıyor. Özellikle zaman planlamasına çok dikkat ediyoruz. Kalite planlamasına çok dikkat ediyoruz. Üretimdeki kalite planlamasına, üretimden önceki projedeki kalite planlaması da çok önem arz ediyor. Çünkü tasarımın doğru olması, üretimin doğru olmasını, sahadaki hizmetin doğru olmasını etkileyecek ana unsurlar. Onlara dikkat ediyoruz. O doğrultuda da tabii koşulsuz müşteri memnuniyeti ortaya çıkıyor. Sadece misal için söylüyorum. Geçen sene 2013 yılı içerisinde ortalama 63 tane falan proje bitirmişiz biz. Bu 63 projenin hiçbirinde bir gün geç kalmamışız. Bunu biz övünerek söylüyoruz. Termik santralden hidroelektrik santrallere, demir yollarına birbirinden farklı hizmet dalları için üretilen panoların ortak özelliği, profesyonel bir kadronun imzasını taşıması. Şu an devam eden projelerde bir tane hidroelektrik santralı var Arnavutluk'ta, onun komple panolarını yapıyoruz. Bir tane termik santral var, ZTS 3 dediğimiz bir termik santral, onun şalt sisteminin panolarını yapıyoruz. Devlet Demiryolları'nın raylı sistemleri var. Onların katener sistemlerinin koruma panolarını yapıyoruz. Devam eden projelerimizde olsun, bitirdiğimiz projelerimizde olsun, kendi birikintilerimiz, kendimizin ortaya koyduğu katma değer neyse, tecrübelerimiz neyse, işe harfiyen yansıtmaya çalışıyoruz. Müşterinin talep edip etmemesine bakmaksızın yansıtmaya çalışıyoruz. İşin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmaksızın bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu da önemli buluyoruz. Saha tecrübesine dayalı çözüm odaklı çalışma prensibi uzun soluklu işlere imza atılmasını da sağlıyor. Çözüm eksenli çalıştığınız için, saha eksenli çalıştığınız için, karşı tarafın ihtiyaçlarını bilerek ürün tasarladığınız için ve ürettiğiniz için o zaman da uzun soluklu, sorunsuz, müşteri memnuniyetini gerçekten ön planda tutan bir şey ortaya çıkıyor. Tabii biz de Vera Elektromekanik belki 3 yıllık bir mağazası olmasına rağmen sektörde ciddi bir yere oturdu. Enerji bitmek tükenmez bir ihtiyaç ve en hızlı büyüyen sektör. Genel Müdür Dursun Özeroğlu, işletmelerin bu ihtiyaca erişmelerinde yan tedarikçi noktasında sorumluluk üstlendiklerini dile getiriyor. Sürekli bir enerjiye ihtiyaç var. Bu enerjiye ihtiyacın hem karşılanması bazında enerjinin üretilmesinde bize ihtiyaç var. Yani yan tedarikçi bazında söylüyorum, mühendislik hizmeti bazında söylüyorum, onların enerjiyle ilgili detay kısımlarında söylüyorum. Enerjinin üretildikten sonra iletilmesinde bize ihtiyaç var, dağıtılmasında bize ihtiyaç var, son kullanıcında fabrikanın olduğu yerdeki kullanılmasında yine bize ihtiyaç var. Kurum enerji tesislerinden endüstriyel sanayi tesislerine, gıda tesislerinden ulaşım sistemleri, hatta akıllı bina sistemlerine dek farklı sektörler için çözüm mühendisliği yapıyor. Enerjinin üretilmesi belki enerji sektörü diye tanımlanabilir ama enerjinin tüketilmesi enerji sektörü diye tanımlanamaz. Yani demir çeliği biz enerji sektörü diyemeyeceğiz, enerjiye bağımlı. Gıda sektörünü, yani bir un fabrikası yapmış olsanız, bir yem fabrikası yapmış olsanız elbette ki enerji sistemleri var. PLC sistemi var, AG panosu var, kompanzasyon panosu var, SCADA sistemleri var. PLC sistemlerinden bahsettim, kontrol sistemlerinden bahsettim, otomasyon sistemlerinden bahsettim. Onların sahadaki hizmetleri var, onların projelendirilmesi var. Tüm fabrikaların o kısımlarında ona ihtiyaç var. Tabii öyle olunca bizim o mesleki deneyimlerimiz noktasında olsun, müşterinin taleplerinin karşılanması noktasında olsun, zaten atıl kalma şansımız yok. Sürekli dinamik tutmak zorundasınız. Ekibiniz dinamik olmalı, firmanız dinamik olmalı, hedefleriniz dinamik olmalı, kendiniz dinamik olmalısınız. Bu dinamik yapıda üretimin yanı sıra detay mühendislik hizmetleri, yurt dışı projelerinde de söz sahibi olunmasında etkili oluyor. Azerbaycan'a gönderdik, Türkmenistan'da 3 tane trafo merkezinin işlerini yaptık. İşte Arnavutluk'a şimdi yapıyoruz. Suudi Arabistan'da 2 tane mobil tır üstü trafo merkezinin işlerini yaptık. Irak'ta 3 tane trafo merkezinin işlerini yaptık. Şimdi Irak'ta yine bir tane trafo merkezinin kontrol sistemlerini yapıyoruz. Kontrol bordunu, ana kontrol masasını, 154 bir 132 kilovolt özür dilerim bir şalt merkezininkini. Yani
bunların hepsinde detay mühendislik çalışmaları yapmak zorundasınız. Sadece üretimle, sadece üretici gözüyle bakarsak mümkün değil tabii ki bu tür teknik detayların altından çıkmak. Ama bir mühendislik, ciddi bir mühendislik altyapınızla beraber bunu aktarabileceğiniz ciddi bir mühendislik ekibiniz varsa o zaman bu tür projelerde olumlu netice alıyorsunuz. Ülkede sağlanacak istikrarın ekonomik yapıyı doğrudan etkilediği tespitinde bulunan Özeroğlu, riskleri en aza indirmek adına dünyaya açılmak istiyoruz diyor. 2015 yılının ihracat yılı olacağının sinyallerini veriyor. Türkiye'deki siyasi belirsizlik ortaya çıktığı anda iş adamları direkt etkileniyor. İstikrar olduğu zaman tabii ki işlerin önü daha açık. Siyasi belirsizliğin riski bile bizi ciddi anlamda etkiliyor. Döviz kurları ciddi anlamda etkiliyor. Ziyadesiyle mesela TL bazında ürün satıyorsunuz, girdileriniz euro bazında ya da dolar bazında. Dolayısıyla istikrarlı bir ortam olmasını çok arzu ediyoruz. İstikrarlı ortam devam etmesini de arzu ediyoruz. İstikrarın bozulma riski açısından da dünyaya açıldığınız zaman, dünya için üretim yaptığınız zaman zaten bizim standartlarımız gereği, yaptığımız işler gereği tip testli olmasından dolayı dünya standartlarında üretim yapıyoruz. Yani sizin Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan herhangi bir ürün ya da pano ya da hizmet getirmenizle bizden ürün ya da hizmet almanızın arasında asla bir farklılık yok. İç pazarda yerli üreticinin desteklenmesi de önemli bir başka nokta. Benim insanımı tanıyorum. Yakinen tanıyorum. Yani neye daha olumlu cevap verebileceğini iyi tanıdığım için diyelim, ülkemin insanını. O yüzden dolayı da olumlu, yani yurt dışından Türkiye'ye ithal ederek ürün getirmektense bizim sektörümüzdeki üretim kısmında ve hizmet kısmında bizim gibi firmaların desteklenerek onlara daha önemli fırsatlar ortaya konulmasında hem yatırımcı açısından daha uygun rakamlar ortaya çıkacak hem de daha doğru sonuçlar ortaya çıkacak. Elektromekanik alanında çözüm mühendisliği sunan firmanın genel müdürü Dursun Özeroğlu sözlerinin sonunda Ar-Ge'ye verdikleri önemi vurguluyor. Ancak sürdürülebilir bir eğitimle kalitenin artırılabileceğinin de altını çiziyor. 2015'te yeni müşterilerle, müşterilerimize, mevcut müşterilerimizi kaybetmeden yeni ilave müşterilerle, özellikle yurt dışı müşterilerle biraz daha hedeflerimize yaklaşmak istiyoruz. Birincisi bu. İkincisi tabii eğitimin sürekliliği esas olduğu için personelimizin daha iyi bir noktaya taşımak için eğitimin sürekliliğiyle ilgili bir çalışmalarımız var. Devam ediyor çalışmalarımız. Yani entegre yönetim sisteminden bahsetmiştim ya, o kapsamda arkadaşlardan destek aldığımız, hizmet aldığımız danışmanlardan bu anlamda bir çalışmalarımız var. Yani biz Ar-Ge eksenli, Ar-Ge'nin geliştirici rolünü, sadece araştırma rolünden bahsetmiyorum, geliştirici rolünü düşünen bir firmayız. Bu geliştiricilikte Ar-Ge eksenli birkaç daha yeni ürün hazırlık çalışmalarımız var. 2015'te onları tamamına erdirirsek pazarda biraz daha fazla yer edinmek noktasında olumlu neticeler alacağımızı düşünüyorum. Yani inşallah iyi geçer diye temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.